Doğru kullanırsak diyecekler ki buraları yönettiğiniz gibi gelin bu ülkeyi yönetin. Gelin Türkiye'yi de düze çıkarın. Ayağa kalkın ve bu işi başarın. Milletimiz size güveniyor. Partimiz size güveniyor. Ben size güveniyorum. Ayağa kalkın ve bu ülkeyi kurtarın. Efendim günaydın bir kez daha Çalar Saat'te devam ediyoruz NAV ekranlarında e, bildiğiniz üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP çatısı altında biz konuğuz ve bizim de konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel günaydın efendim günaydın hoş, hoş geldiniz siz de hoş geldiniz? geldiniz sağ olun gayet iyiyim sizler nasılsınız sağ olun teşekkür ederiz e, Türkiye'nin gündemi ve işte o sıcak gündeme yetişmeye çalışıyoruz bu mesajınızla başlamak istedik biz e, bugün yayınımıza ayağa kalkın bu ülkeyi kurtarın diyorsunuz. Milli Egemenlik Haftası'ndayız. Cumhuriyetimizin 100. yılı, meclisimizin 104. yılı. Ayağa kalkın ve bu ülkeyi kurtarın. Ee, hani seneler, asırlar e, atlatmış bir ülke, memleket hala kurtarılmaya mı ihtiyaç duyuyor? Neden böyle bir mesaj? Şimdi Milli Egemenlik Haftası'ndayız. 23 Nisan malum hem çocuk bayramı, dünyadaki bütün çocuklara armağan edilmiş bir bayram. Hep birlikte coşkuyla kutlamayı ümit ediyoruz. Ama... Diğer yandan da Milli Egemenlik Haftası çünkü esas olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yılını kutlayacağız. Şimdi bu ülke işgal altındaydı. 7 farklı ordu Anadolu'daydı. O sırada Gazi Mustafa Kemal Atatürk birileri bu işgale sebebiyet veren birileri yani ülkeye matbaayı 200 yıl geç getiren, donanmayı Haliç'te 30 yıl hapseden bilime değil hurafeye sarılan birileri yüzünden ülke gerçek bir beka sorunu yaşadı ve işgal altındaydı. O sırada o buna sebep olan anlayış tek adam yönetimi gelen işgal ordularına kırmızı alılar serdi. Sonra da Yıldız Sarayı'nın arka iskelesinden bir İngiliz zırhlısına binip kaçtı. O günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuruna bindi Samsun'a çıktı. 19 Mayıs 1919. Bu sürecin 19 Mayıs'ta çıktı. Bir sene olmadan 23 Nisan'da 1920'de meclisi kurdu. O bir yıl ne yaptı? Anadolu'yu gezdi. Kongreler yaptı. Kurtuluşa ve kuruluşa insanları inandırdı. Ve milli mücadeleyi başlatırken başlatmadan meclisi kurdu. Meclis bu kadar önemli. Geçtiğimiz günlerde hani önce Sayın Bahçeli sonra birkaç MHP'li bu meclis sandıkla kurulmadı dedi ya bu ülke. Eğer dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa orası Türkiye'dir. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Meclis'in her bir milletvekili seçilerek gelmiştir. Atatürk'ün çağrısıyla toplanmıştır ve ilk gün Sinop mebusunun açılış konuşmasından sonra ilk meclis başkanı geçici meclis başkanının en yaşlı üye sıfatıyla meclis çalışmalarına ara verip mazbata tetkik komisyonu kurmuştur. Yani gelenlerin mazbatası gerçek mi? Bu kargaşada bu işgal altında yalandan bir mazbatayla gelip de milletin temsilcisi gibi kimse oturmasın diye. Mazbata tetkik komisyonu 4 kişi sabaha kadar çalıştı birisi Atatürk. Ve sonra 24 Nisan günü esas çalışmalarına başlamıştır. Şimdi böyle bir ülkedeyiz ve bu ülkede her geçen gün bu meclis itibarsızlaştırılıyorsa yetkileri elinden alınmışsa ve her geçen gün biraz daha önemsizleştiriliyorsa bu ülkenin kurtarılmaya ihtiyacı var. Bu ülkede yani de... milli egemenliği mi kurtarılmaya ihtiyacı var? Bu ülkede demokrasinin yeniden kurulmaya ihtiyacı var. Bu ülkede milli egemenliğin kurtarılmaya ve yeniden milletin hakimiyetinin tam olarak sağlanmaya ihtiyacı var. Şimdi şöyle oluyor bir seçim yapıyorsunuz. Seçimde oyunuzu veriyorsunuz ki seçimin öncesinde, sırasında, sonrasında dünya kadar eşitsizlik, haksızlık, hukuksuzluk var. Ve yetkiyi alan bir kişi 5 yıl boyunca tek başına ve denetimsiz olarak ülkeyi yönetiyor. Eskiden bir bakan hata yaptığında gen soru veriyordun. Meclise geliyordu. Bütün partiler yüzüne soruyorlardı, eleştiriyorlardı. Cevaplıyordu ve meclis o bakan tamam mı devam mı diye oy kullanıyordu. Şimdi yok. Ne hata, ne facia, ne kaza veya ne büyük hayat pahalılığı ne olursa olsun yapan bakandan hesabı meclis soramıyor. Ülkeyi yöneten başbakana gen soru verilebiliyordu hem de istediğiniz kadar. Ülkeyi yönetene hesap soramıyorsunuz. Ne zaman soracağız? Efendim 5 sene sonra sandıkta soracağız. Elbette soracağız ama o sandığın bir tane sandık yok. Cumhurbaşkanı ya da yürütmenin başını seçen sandık aynı zamanda meclisi oluşturuyor. O meclisin millet adına her dakika soruyor olması, çalışıyor olması ve egemenliğini, milletin egemenliğini kullanıyor olması lazım. O yüzden çok zor durumdayız demokrasi açısından. Bir cümleyle de şunu söyleyeyim. Bu ülkede emekliler yoksullaştı falan demeyeceğim. Aç aç 10 bin lira. Ben Avrupa'daki liderlerle konuşurken Almanca şöyle dedim. Bir emekli işte 270 euro maaş alıyor Türkiye'de dedim. Karşımdaki Alman muhatabım yanlış söyledim diye düzeltti 2700 değil mi dedi. Yok dedim 270. Mütercüm tercümanımız bir başka siyasetçiye İngilizce tercüme ederken söyledi. Dönüp kızın yüzüne baktılar rakamdan emin misin diye. Yok yok dedim 270. 2700 euro sanıyorlar. Yani onlar için 270 euroluk bir emekli maaşının 10 bin liranın Almanca tercümesi yok. İnanamıyor adam. 270 ne ya diyor. 2700 euro diyor. 270 euroya geçirilir mi diyor adam. Şimdi bu memlekette emekli 10 bin lira alıyorsa asgari ücret böyle bir hayat pahalılığına rağmen yılda 4 mi artacak 2 mi artacak derken hiç arttırmayacağız açıklaması geliyorsa. Esnafı ve çiftçisi Borç batağındayken ve kredileri ödemek için kredi kandı döndürüyor ve dünyanın en yüksek kredi kartı faizlerini ödüyorsa dört gençten üçü valizleri zihninde toplamış fırsatını bulursam yurt dışına gideceğim diyorsa bu memleketin yeniden kurtarılmaya ihtiyacı var. Yeniden demokrasinin kurulmaya, Avrupa Birliği hedefinin bu ülkenin önüne koyulmaya, zenginleşme hedefinin en önemli hedef olarak koyulmaya ve bu ülkenin çok hızlı bir şekilde ekonomide ayağa kalkmaya ihtiyacı var. E benim... Bunu Siyaseten de söylüyorsunuz, ekonomik anlamda da söylüyorsunuz. Evet. İşte eskiden gen soru vardı. Gen soru demek, bakan düşürmek demek. Şimdi ancak seçimden seçime e bunun hesabını soracak vatandaş. Böyle bir sistemin içindeyiz diyorsunuz. Evet. Bu arada hani ekonomiyle ilgili kısımda yerel halk dedi mesela Mehmet Şimşek. O sözleri duymuşsunuzdur. E, yerel halkın enflasyonun da işte düşeceğine ikna edilmesi gerekiyor. Bu nasıl bir ikna süreci olacak? Bir bunu sormuş olayım. Hani bakanla ilgili acaba Özgür Özel, Mehmet Şimşek'in bu cümleleriyle ilgili Özgür Özel ne düşünür? Bir de Mehmet Özeseki e, Çevreştiricilik İklim Bakanı bir şaşkınlık içinde nasıl oldu bilemiyorum biz buraya nasıl geldik? Yani zümrüt gibi doğamız nasıl buraya geldi diye açıklamalı var. Ne dersiniz? Şimdi birincisi Mehmet Şimşek AKP'nin genel kibirli ve halktan kopmuş tavrının cisimleşmiş halini gösterdi. Tabi söyledi İngilizce düşünüp yani İngilizce'de böyle o locals kelimesi kullanılan bir kelime ama Türkçe'ye geldiğinde iş hakikaten tuhaf, tuhaf bir hal aldı. Kırıcı bir hal aldı. Kendini çok dışarıda görüyor. Yani daha doğrusu Türkiye'de yaşayan ve oy veren insanları bir teba gibi görüyorlar. Tam bir saray mantığı, tam bir kalede oturan soylular ve e, yönettikleri yerel halkın dışarıda olduğu şatoda oturanlar, kalelerde oturanlar, sarayda oturanlar. Ama biz bu milletin ta kendisiyiz diye mesajlar da paylaşılıyor. Şimdi onu paylaşana bu soruyu sormak lazım. Sen bu milletin ta kendisiyken millet 10 bin liraya. 270 euroya emekli maaşıyla geçinmeye çalışırken bu şatafata, bu uzun konvoylara, bu kadar israfa, istokozuyan milletvekillerine, dünyanın en pahalı saatiyle selfie çektiren milletvekillerine nasıl tahammül ediyorsun? Senin seçip de daha geçen sene bu millete vekiliniz diye getirdiğin oyunu alıp mezze koyduklarının haline bak. Gençlik kollarının haline bak lüks arabaların arka koltuklarında pudra çekenlerin haline bak. Bir de milletin haline bak derler. Öyle milletin ta kendisi sürünüyor. Milletin efendisi şarayda, sarayda şatafat içinde oturuyor. Birincisi bu. İkincisi bu yerel halkı ikna etmek dediği tam şato mantığıdır. Kendileri oturuyorlar ve bir yerel halk var. Vergileri topladıkları ve sırtından geçindikleri. Onları ikna etmezsek isyan çıkacak gibi düşünüyor ya da onları ikna edersek olur diyor. Saray mantığıdır. Padişah sarayda oturuyor, tebası çalışıyor. Yolluyorsun vergisini ödüyor, yolluyorsun bilmem ne. Şimdi patronun kim olduğunu öğretme zamanı. 31 Mart'ta millet patronun kim olduğunu gösterdi. 31 Mart'ta daha 10 ay önce %51 oy verdiklerini ikinci parti yaptı. 10 ay önce 5 parti 6 5 parti birden yüzde 25 oy alan bir partiyi tek başına yüzde 38'de birinci parti yaptı. Elbette bizim başarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı. Elbette elbette adaylarımız çok iyi. Elbette iyi kampanya yaptık. Ama bunu biz başardık dersek gerçeği görmeyiz. Bu kim başardı? Millet başardı. Millet kimin efendi olduğunu gösterdi. Sarı kartı gösterdi. Millet diyor ki kardeşim patron benim diyor. Ben oyu verirsem oradasın diyor. Ben diyor açsam, yoksulsam, açıktaysam 10 tane deprem ilinde bana bir yılda deprem konutlarını vereceğim demiştin. Şu ana kadar bile %11'i teslim edilmiş verdiği sözün. 10 kişiden 9'u çadırda, konteynırda sen sefadasan milletvekillerin istakoz peşinde koşuyorsa patron benim kardeşim dedi. Patron benim dedi. Bundan sonra da eğer sesimi duymazsan sarı kartın ikincisini gösteririm, kırmızı kartla oyun dışısın dedi. Ha benim açımdan... Bu ne zaman? Yani sizce e, erken seçim tartışması başlatmayacağım dediniz. Ama bu e, tarif ettiğiniz tablo içinde de bir 4 yıl geçer mi geçmez mi ne olursa şöyle, erken seçim ben, isteyeceksiniz mesela. Ben şunu söyleyeyim. Ben 31 Mart seçimlerinin sonuçlarından dolayı bir erken seçim tartışması başlatmayacağım dedim. Niye? Evet. Ben çıktım meydanlara. Millete dedim ki AK Parti'nin, MHP'nin çok değerli seçmenleri. Bu bir genel seçim değil, bu bir yerel seçim. Bunlara bir sarı kart gösterin. Sizin sesinizi duymuyorlar. 10 ay önce oyu aldılar. Bakın ne yapıyorlar dedim. Onlar da bize bir önemli bir kısmı oy verdi. Şimdi bu oy veren seçmenden oyu alıp ertesi gün erken seçim dersen o demez mi? Hani bu yerel seçimdi? Hani sarı kart gösteriyor. Sözün tutarlılığı açısından. Ben diyorsun. o açıdan. Ama ben 31 Mart seçim sonuçları açısından erken seçim çağrısı yapmayacağım dedim. Ama şimdi emeklinin sesini duymazsan, işçilerin sesini duymazsan, gençlerin özgürlüklerini kısıtlayıp geleceklerini karartmaya devam edersen, çiftçiler 45 liralık mazotla perişan olmuş durumdaysan, o mazotun vergisini, ÖTV'sini, KDV'sini kaldırıp çiftçi desteklerini kanundaki seviyelerine çıkarmazsan ve o millet patronun kendisi gerçek millet hepimizin efendisi erken seçim isterse o gün ben de haydi erken seçim derim. Ama şu an Sizce o gün yakın mı? E böyle giderlerse yakın olur tabii. Yani böyle giderlerse bakın 31 Mart gecesi Sayın Erdoğan balkon konuşması yaptı. Evet. Son yalnızdı. Eskiden arkası kalabalık ordu. Mutsuzdu. Üzgündü. Ama yaptığı konuşma, seçmenin mesajını alacağına yönelikti. Diyordu ki, işte ders çıkaracağız falan filan. Orada seçmenin mektubunu okuyordu. Geçen hafta grup konuşmasında Martaval okudu. Bir virgül koyar mısınız burada? E, çok ee, olmadık bir yerde oldu bu virgül. Ama adına. tam da sizin söylediğiniz yer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlar. E, birlikte dinleyelim. Lütfen buradan devam edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grubunda gruptaki milletvekillerine ne söyledi? Seçimin mesajı AK Parti açısından ne kadar alındı? Özgür Özel değerlendirecek. Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, hatta farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Adeta bir genel seçim havasına girmek suretiyle sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Birileri kendilerince yerel iktidar, merkezi iktidar diye Türkiye'de ikili bir yapı ihtisas etmeye çalışıyor. 81 ilimizde tek bir iktidar vardır. Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Beyler, bayanlar biz bitti demeden hiçbir şey bitmez bitmeyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şımaranlar olduğu, genel seçim havasına girenler olduğu, kabine görevinin başında sapla samanı karıştırıyorlar. Ee, biz bu milletin ta kendisiyiz, biz bitti demeden hiçbir şey bitmeyecektir, kimse heveslenmesin, biz buradayız, ayaktayız dedi ve özgür özenle diyor. Şimdi tam onu söylüyordum. Balkonda milletin mektubunu okuyordu. Dün bu grup toplantısında, geçen hafta bu grup toplantısında masal okudu, hikaye okudu, martaval okudu. Son derece yanlış bir yerden bakıyor. Elbette biz bunun bir yerel seçim olduğu gerçeğini asla ve asla unutmuyoruz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi de bunun milletin son söylediği söz olduğunu unutmaması lazım. Millet en son sözünde dedi ki: "CHP'yi birinci parti yapıyorum. Sizi ikinci parti yapıyorum. CHP'den geri almayı istediğiniz illerin hiçbirisini vermiyorum. Üstüne ben CHP'ye toplamda 35 tane il veriyorum." AK Parti'nin 24 ili var, bizim 35. Bütün Türkiye'de. En çok büyük şehri CHP'ye veriyorum. En çok ili CHP'ye veriyorum. Metropol ilçelerin çok önemli bir kısmını CHP'ye veriyorum. Hizmet edilecek nüfus çok fazla. %65'ini CHP'ye veriyorum nüfusun. Ekonominin de %80'ini CHP'ye veriyorum dedi. Şimdi sen bu mesajı duymayıp, örneğin işte biraz önce söylediğim gibi şatafata israfa devam eder. Halka yerelleri ikna etmemiz lazım diye tepeden bakar. Bu kibri sürdürürsen, bu milletin sesini duymazsan, bu millet sana erken seçimde ister, kırmızı kartta gösterir, milletin önünde duramazsın. Özgür Özel her sabah kalksa, ana muhalefet lideri olarak çıksa, erken seçim istese, sokakta örneğin sabahleyin kahveci kahveyi açıyor, ilk geliyor müşterisi bekliyor, adamın cebinde çay içecek parası yok simit alacak parası yok. Yoksul. O ya bıktık artık şu hükümet ne zaman değişecek demeye başladı mı? Özgür Özel'in 25 televizyondan yaptığı çağrıdan 100 kat etkilidir. Pazarda teyzem salatalığın, patlıcanın fiyatını görüp de öf ya gitsin artık bunlar. Bunlarla olmuyor dedi mi? Erken seçim geldi demektir. Bunu işitmeye başladınız mı? İşitmeye zaten bunları zaten istiyordunuz. İşitiliyor ama bu kaçınılmaz bir hale gelebilir. O zaman da milletin önünden sandığı kimse kaçıramaz. Ama ben ana muhalefet lideri olarak bu dönemde yerel seçim sonuçlarını göstererek bir erken seçim çağrısı yapmayacağım. Millet çağırınca bütün siyasiler o sesi duymak zorundadır. Milletimize kulak vermeye devam edeceğim. İkinci sorunuz. Yani birisi işte yerelleri ikna edeceğiz falan acı reçete. Biz bu konuda büyük bir mücadele vereceğiz. Hatta Size şunu söyleyeyim çok yakında çok yakında bir büyük emekli mitingi yapacağız çağırda bulunacağız ben Türkiye'nin birçok ilinde birçok ilçesinde miting yaptım mitinglere ilk başta gelenlere soruyordum kaçırız emekli toplumun yüzde ya mitinginde yüzde yirmisi bilemedin otuzuydu son mitinglerde yüzde seksenlere çıktı neden gelin sesinizi duyurun dedik her akşam emeklinin sesi televizyonlara çıktıkça emekliler geldiler. İlk kez çok farklı kitlelere konuştuk. Ve o emeklilerle yeri ne zaman olur, zamanı ne zaman olur bunu değerlendireceğiz. Ama bu 10 bin lira maaş sürecek Yani anlaştık. bir şehir mi olur, pek çok şehir mi olur? Bu, bu onları konuşacağız. Ama bu emekli maaşı kalacak görünüyor. Bu hayat pahalılığı sürüyor. Ve emekli artık dayanamaz noktada bir büyük emekli mitingi yapacağız. Ama bizim mitinglerimiz barışçıl, ses duyurmaya yönelik, hep birlikte sesimizi yükseltmeye yönelik mitingler olacak. Bunu önümüzdeki dönemde ilk kez sizin bu programımızda söylüyorum. Ama emeklinin sesini duymamaya devam ederlerse ben emekliliğin sesini duyurmak için üstüme ne düşüyorsa onu yapacağım. Bu kadar net. Diğer konu dediğimiz öbür bakanın söylediği. Şimdi Özaseki diyor ki, efendim zümrüt gibi memleketimiz vardı yani yemyeşil. Evet. Nasıl bu hale geldi diyor. Ya böyle bir şey olur mu? İnsanda birazcık utanma olur. Böyle bir şey söylenir mi? Sizin yüzünüzden başka ben ben diyen var ya onun yüzünden. Özeseki bilmiyor mu? Açsın baksın. Örneğin Ordu'nun yüzde yetmişi, Kayseri'nin yüzde altmış beşi, birçok illerde yüzde altmış beş, yetmiş sekseni maden alanı olarak işaretlendi. Her Tağ gün dağları keza. özel uçaklardan inmiyorlar her gün. Özel uçaklar biraz daha alttan açıyor. Hiç dışarı bakmıyor mu? Ben bir uçağa bindiğimde baktığımda utanıyorum şehirlerin üstünde. Her tarafı böyle delik deşik olmuş sanki uzaydan böyle meteor yağmış gibi. Her yer maden, 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 maden. Ülkenin varlıkları elbette çıkarılsın. Ben maden çıkarılmasının düşmanı falan değilim ama en vahşi madencilik yöntemleriyle altın çıkarılıyor, siyanürle arındırılıyor. Posası bize kalıyor. Adam videoları var. Diyor ki Türkler harfiyet işinde çok iyi diyor. Güzel taş taşırlar diyor. Güzel taş taşırlar diyor. Biz diyor tepeleri diyor kaldırıyoruz diyor. Türkler taşıyor diyor. Siyanürü damlatıp altına alıp geliyoruz. Posası Türklere kalıyor diyor. Böyle bir madenciliğin yapıldığı bir ülkedeyiz. Açık madencilikle perişan edildiği ülkedeyiz. Kaz Dağları ortada. Akbelen ortada. Yırca'da altı bin ağaç kesilmesin diye dozerin önünde yattım ben 10 gece boyunca. Bunları yapılırken Özas'ı hiç görmeyecek ondan sonra tutacak. Efendim bu nasıl oldu? Bakın çok önemli bir dernek var Türkiye'de. Türkiye Ormancılar Derneği. Eczacı Abdülkadir Bey vaktiyle kurmuş bu derneği benim meslektaşım. Ben ziyarete gittim. Yine kendileriyle görüşeceğim. Onlar diyor ki büyük yalanlar var. Mesela diyorlar ki Türkiye'nin orman varlığı gerilemiyor diyor ya iktidar. Aslında diyorlar büyük orman katliamı var. Ama eskiden ormancı gezer tek tek ağaç kaydederdi. Şimdi drone var, uzay fotoğrafı var. Eskiden kayda alınmayan ormanlar kayda alındığı için insanları kandırarak iktidarımızda orman azalmadı, aksine arttı diyor. Gerçekte kayıtta olmayanlar kayda giriyor ama mevcut ormanlar talan ediliyor diyorlar. Yaptıkları çalışmalar çok çok kritik, çok önemli bir dernek. Ben onlarla birlikte çok önemli çalışmalar yürüteceğimizi bu süreçte düşünüyorum. Ve Özdağ şunu bilsin. Türkiye'nin dört bir yanını yabancı maden şirketlerine açıp kötü ekonomi yönettikleri için talan ettirdiler. Ve o güzelim Anadolu'yu bu hale getiren kendi partisinin zihniyetinden başkası değildir. Ee, Sayın Erdoğan'la ne zaman buluşacaksınız? Şimdi partinin yetkili organlarıyla görüşeceğim dediniz. İşte en sonda Büyükşehir Belediye Başkanları belediye başkanlarıyla bir araya geldiniz. Öyle zannediyorum artık bu görüşmeler tamamlandı. Tabii şöyle... Merkez Yönetim Kurulu'yla seçimden beri iki kez toplandık, üç kez toplandık. Bugün dördüncüsü var. Parti meclisini topladım Cuma günü. İl başkanlarım cumartesi buradaydı. Belediye başkanlarım cumartesi pazar buradaydı. Partinin bütün yetkili organlarıyla konuştuk. Önceki dönem genel başkanlarımızla da bir istişare yapacağız. Sayın Kılıçdaroğlu, Altan Öğmen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la. Kendilerinden de bu görüşmeyle ilgili... Neyi tartışmak istiyorsunuz? Şöyle siyasette 22 yıldır e, iktidarla muhalefetin birbiriyle temasının neredeyse hiç olmadığı bir süreçte bir paradigma değişikliğine gidiyoruz. Önemli bir kırılma noktasındayız ve bayramda nezaket telefonunu açtık. Şimdi önümüzdeki toplantı bir çalışma toplantısı. Sayın Cumhurbaşkanı da buna olumlu baktığına ilişkin açıklamalarını da yaptılar. Zaten siz de nezaket toplantısı olmayacak tabii. Tabii yani çünkü hemen gidecek misiniz? Ne, bir nezaket ziyareti mi? Nezaket değil, bir çalışma ziyareti. Nezaketi elden bırakmadan nezaket şöyle bir şey var. Çok sert bir muhalefet yapacağız buna devam. Hiç şüphe yok. Çünkü şartlar muhalefetin yumuşak olmasını gerektirecek hiçbir şey yok ülkede. Şartlar berbat durumda. Ama siyaset bazen münakaşa bazen müzakere ama eninde sonunda nezaket işidir. Nezaketi bırakmayacağız. Karşımızdakilerin her birisi bu milletin seçip görevlendirdiği insanlar. O yüzden onlarla kişisel sürtüşmelere girmek, hakaret etmek, kavga etmek millet bizden bunu istemiyor. Bunu yapmayacağız. Ama ne yapacağız? Mecliste muhalefetimizi yapıyoruz. Meydanlarda muhalefet edeceğiz. Gerekli yerde en şiddetli münakaşaları yapacağız. Ama bir de müzakere edeceğiz. O müzakerenin kapsamı noktasında partinin seçilmiş organlarından fikirlerimizi aldık. Şimdi genel başkanlarımıza çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı diğer partilerden farklıdır. Bir sorumluluğu ağırdır. Atatürk'ün oturduğu koltukta oturuyor. İkincisi biz bir kişinin karar verdiği bir yapı değiliz. Biz istişare eden, birbiriyle konuşan, görüşen, ortaklaşan alınan ortak kararı uyguladığında doğru işler yaparız. Biz böyle yaptığımız dönemlerde bu ülkeyi bir toplu iğnesi olmayan bu ülkeyi vagon fabrikası, uçak fabrikası, şeker fabrikaları, rafinerileri olan bir ülkeye getirdik. Atatürk ve arkadaşlarının bolca birbirlerinin fikirlerini aldıkları, dünyaya baktıkları, doğru işleri yaptıkları ve meclisi önemsedikleri noktada hep Türkiye ileri gitti. Ne zaman meclis işlevsizleştirildi? Türkiye'de düşüş başladı. Şimdi böyle kritik bir görüşmeden önce Sayın Genel Başkanlarıma daha önce bu görevi yapmış olan çok değerli büyüklerime hem yetkili organlardan aldığım görüşler doğrultusunda oluşturduğumuz fikirlerden bahsedeceğim. Hem de görüşmeye ilişkin önerilerini hem içeriye yönelik hem görüşmenin yapıldığı sürece yönelik olarak görüşlerini alacağım. Bu imkanı bulduktan sonra da e, Sayın Erdoğan'dan bir randevu talep edeceğiz. Onların takvimine uygun olarak da yer, görüşeceğiz. Yer, saat belli mi? O, yok, daha istemedik. Fark eder mi? Ya şöyle yani yer saat meselesinde şöyle saat fark etmez, zaman fark etmez. Ülkenin Cumhurbaşkanı randevuyu hangi güne takvimine göre bir verirse bir yer var mı? biz ona uyarız. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü ilk Cumhurbaşkanlığı Köşkü Atatürk'ün ben Atatürk'ün partisinin Son genel başkanıyım. O da Atatürk'ün diğer koltuğu olan Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor. Randevuyu eğer Çankaya Köşkü'nde verirse son derece şık olur. Onu tercih ederim. Ama onun dışında seçenekler meclis olabilir, ee, AK Parti genel merkezi olabilir. Çünkü AK Parti'nin genel başkanı sıfatıyla da değerlendiriyor olabilir. Beştepe'yi bir çırpıda talebimi. söylemiyorsunuz ama. Beştepe'yi bir çırpıda söylemiyorsunuz. Ben bir yani doğrudan tercih etmem ama mekan tartışmasıyla da böyle önemli bir görüşmeyi heba etmem. Yani Beştepe'de randevu verilirse Beştepe'ye de giderim. Sırf mekanın yeri açısından hani Beştepe'ye gitmiyorum, seninle görüşmüyorum demem. Çünkü içerik yer tartışmasından önemli. Ama ben Atatürk Orman Çiftliği'ne Atatürk'ün vasiyetinin aksine yapılmış Mimarlar Odası'nın açtığı davalara, bütün itirazlara rağmen kanun ve hukuk tanımadan yapılmış bir mekan yerine Atatürk'ün Aziz Atatürk'ün hatırası olan Çankaya Köşkü'nü tercih ederim. Böyle bir görüşme için bence son derece şık olur. Kendileri de böyle değerlendirirler diye bekliyorum. Ama benim tabiatımda şöyle bir şey yok. Ben sivil toplumdan geliyorum. Ben meslek örgütlerinden geliyorum. Tutum çok önemli. Ama eğer bazı tutumlar içeriye çok önemli bir içeriye zarar veriyorsa itirazını dile getirirsin ama o görüşmeyi gerçekleştirirsin bir inat uğruna dünya kadar beklentiye bağlı edemem. O beklenti Bek konuşulması gereken benim pek kendi çok beklentilerim var. değil milletin beklentileri. O yüzden ama ben e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, devlet gelenekleri gereğince bu doğru bir müzakere yöntemiyle doğru zaman, doğru zemin belirlenir. Dediğim gibi e, Cumhurbaşkanının takvimi ne bakılır? Gün, saat konusunda zaten takdir kendilerini... Sanki biraz yaklaştı o buluşma, o randevu. Siz ya yakında, daha yakında, ki. yakında randevumuzu isteriz. Ne zaman verirlerse görüşürüz. Efendim şimdi e... Neresi olursa giderim. Görüşürüm çünkü memleketin önemli meseleleri var. Vatandaşın önemli istekleri var, beklentileri var diyorsunuz. Siz e, önümüzdeki günlerde, süreçte en çok neyin mücadelesini vereceksiniz? Ya da bu görüşmede en çok acaba ne konuşulacak? Belediyelerdeki borçlar mesela bunlar da konuşulacak mı? İşte biz birinci olduk. Siz olmadınız. Hani böyle bir tartışma da doğar mı, doğmaz mı? Bunlar Yok. da hani konuşulur mu? Öyle bir tartışma doğmaz. Rakamlar ortada. Ben Anadolu Ajansı'nın aplikasyon şeyi var. Uygulaması var şeyinde, telefonda açtığınızda kim birinci parti, kim ikinci parti harita ne, O ortada. Orada bir tartışmaya falan zemin yok. Bir de e, yani sizin kendinizle ilgili ne dediğiniz önemli değil. Milletin ne görev verdiği önemli. Hiç tartışmasız bir gerçek var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son genel seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Partisi de en çok sandalyeye sahip partidir mecliste. Ben son seçimlerde nüfusun %65'inin, ekonominin yüzde %80'inin olduğu belediyeleri kazanmış partinin genel başkanıyım. Son yapılan seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir önceki seçimlerin birinci partisi AK Parti'ydi. Bunu, bu gerçeği hiçbirimiz değiştiremeyiz. Şımarma ifadesini bu anlamda biraz fazla mı buldunuz? Bize mi söylenmiş? Ben hiç üstüme almadım. Yani millet takdir eder ama Sayın Cumhurbaşkanının grupta söylediği için, onu söylediği salonda işte istakozcular vardı, onu söylediği salonda işte dünyanın en pahalı saatlerini takanlar vardı, onu söylediği salonda e, buraya e, gelirken erdemliler hareketi olarak gelip de şimdi geldikleri yeri unutup en pahalı arabalarla gezip de milletin yüzüne bakmayanlar ya da milletin yokluğunu duymayanlar vardı. Herhalde şımarma kelimesi salona girince oradan aklına gelmiştir. Efendim şimdi biraz soluklanmanızı isteyeceğim. <laughs> e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok sayıda belediye geçti, belediye başkanlıklarını aldı e, CHP isimler. Fakat hem koltuğu aldılar hem de e, kasayı boş aldılar, büyük de bir borç aldılar. Haberimizi izleyelim hep birlikte. E, ne olacak yani Burada milyonlar savrulmuş, milyarlar savrulmuş. Bunu kime ödeyecek Cumhuriyet Halk Partisi? Bunun ödenmesiyle ilgili ya da hükümete tasarruf yapmasıyla ilgili nasıl bir yol izleyecek? Bir baskı süreci yaratacak belki de. Onu da konuşalım Özgür Özel'le. Belediyelerin bir kaynak sorunu olduğu muhakkak ama belediyelerin birçoğu da proje yapıyorum adı altında gösterişi ön plana çıkaran şeylere para ayırıyorlar. Makam odası oldukça lüks döşenmiş. 1 milyar liranın üzerinde bir borç var. Manisa'nın Yunus Emre ilçesi belediye başkanı Semih Balaban koltuğu AK Partili Mehmet Çerçi'den devraldı. 1 milyar 200 milyon lira borçla. AK Partili eski başkan Çerçi'nin altın varaklı koltuklarla gösterişli mobilyalar ve aksesuarlarla adeta saray odasını andıran makam odası yaptırdığı ortaya çıktı. Belediyede konukların ağırlandığı oda da saray odası gibi. CHP'li başkan Balaban lüks mobilya ve aksesuarları satılacağını açıkladı. 1 lira benim makam odamı düzelteyim adına harcama şansımız yok. Bir müddet onlarla idare edeceğiz. Daha sonra onları satışa çıkartıp mütevazi bir makam odasına geçeceğiz. Salih ilçesinde de yaklaşık 108 milyon borçla devraldık. Manisa'nın Salih ilçesini MHP'li eski başkan 108 milyon lira borçla devretti. CHP'li yeni belediye başkanına yeni başkan Mazlum Nurlu geçmiş dönemde yapılan borç ve ihalelerle ilgili inceleme talep etti. Hem duyumlarımız var hem gelen bilgiler var. İçişleri Bakanlığından da Sayıştay denetçilerden de denetçi talep ettik. Bir şey varsa ortaya çıkaracağız, halkımıza sunacağız. Borcumuz 150 küsur milyon. Şirketin de bir 60 milyon civarı borcu var. AK Parti'den CHP'ye geçen Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin geçmiş döneme ait borcu 210 milyon lira. 31 Mart'ta DEM Parti'nin kazandığı Van Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum yönetiminden kalan borcunu da Başkan Abdullah Zeydan açıkladı. 8,5 milyar lira. 2022 yılında bu borç sadece ve sadece yaklaşık 400 milyonken son bir buçuk yılda özellikle valinin değişmesiyle birlikte 15-16'ya katlanarak 8,5 katlanmadan ulaşmıştır. CHP'li Mahmut Tanal el değiştiren belediyelerdeki borçları meclis gündemine taşıdı. Her kuruşun hesabı sorulmalıdır diyerek araştırma önergesi verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eski AK Partili Başkanı Ali Nur Aktaş hakkında 2021 Sayıştay raporuna yansıyan harcamalara yönelik yapılan suç duyurusu ile ilgili başsavcılık işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Soruşturma için Sayıştay'ın başvuruda bulunabileceğini söyledi. Enver Bey bize boşsuz bir şekilde teslim etti belediyeyi. Şanslı belediyelerden biriyiz efendim bu manada. Ankara'nın Meskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun borçsuz belediye devraldık açıklamasına MHP eski başkan Enver Demirel teşekkür etti. Başarı dileklerini iletti. CHP'den AK Parti'ye geçen Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde de Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak makam aracını satışa çıkardı. Ön takım bakım istiyor çünkü Gelibolu'nun yolları bozuk. Eski başkan halktan uzaktı. Muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı. Camlar filmli. Eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi. Nakit ihtiyacından acil satılık. Belediyenin çok borcu var. AK Partili Başkan makam arabasının satış ilanına eski CHP'li belediye başkanına göndermeler içeren açıklamalar yazdı. Makam arabasının satış fiyatı 3 milyon 300 bin lira. Ankara'da belediye başkanlarıyla bir çalıştay vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel belediye başkanlarıyla buluştu. Onlar da bir yandan tabii dertlerini kuşkusuz anlattılar size. Bu belediyelerdeki borçlar ne olacak efendim ve bu borçlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Ne kadar oldu? Ya bu kadar da olmaz dediğiniz bir bilgi verildi mi size? Ne dersiniz? Bu, <laughs> bu salondaydık biz. Tam buradaydık. Hatta konuşmayı tam buradan yaptım. Burada da başkanlar oturuyordu. Bu salonun önce güzel tarafından bahsedeyim. Bu salon 650 kişilik. Bu salonda biz böyle yayınlar yapılır. Böyle büyük toplantılar bazı toplantıları parti meclisi salonunda, bazı toplantıları işte bazı otel salonlarında falan yapardık. Bu salonu doldurmak kolay bir iş değildi. Yer ee, bulamayan belediye başkanları oldu, büyükşehir belediye bu, başkanları. Mil i̇l başkanlarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı e, çağırdık. Tabii Belki yanlarında bazen bir kişi daha falan geldiyse birçok belediye başkanımız ayakta kaldı. Çok keyifli bir şey bu salona sığamayacak kadar çok belediye başkanımız. Yalnız görmediysem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da merdivenlerde oturup öyle takip etti. Baya değişik e, görüntüler varmış sonradan ben de gördüm. Keyifli bir şey yani bu salonu nasıl dolduracağız diye bakarken oturacak yer bulamayacak kadar çok belediye başkanı olması çok keyifli bir şey. Şimdi şunu söyleyeyim bu hafta sonu bu salonda sürekli yok artık. O kadar da olmaz. Herkes bir üstünü söylüyor. Biraz önce gördünüz, Semi Balaban benim ilçem orası Yunus Emre. Ee, Mehmet Çerçi Kamergencin Fethullah Gülen için üstüne yürüyen kişidir meclis kürsüsünde. Kamergence saldıran kişidir. Hep ödüllendirildi. Fethullah Gülen'e laf söyletmiyordu ama Manisa'ya belediye başkanı yapıldı. Onun makam odasını gördünüz. Yani İstanbul'da Yıldız Sarayı gibi yani ve çakma ve son derece zevksiz, son derece pahalı. Sadece bir tane şömine koymuşlar oraya bir buçuk milyon TL'ymiş. Bir buçuk milyon TL. Ben bir belediye başkanım bir buçuk milyon TL'lik makam odası olsa ya abartmayın derim ya. Bu sonuçta mütevazı bir şey olması Zaten lazım. Zaten söylediniz de galiba uyarılarınız oldu. Uyardık uyardık uyardık. Zaten başkanlar da bu konuda son derece kararlılar. Ama inanı o, o şatafatın içinde oturan belediyenin 1.5 milyar pardon 1.2 milyar borcu var. Yani sen 1.5 milyar para bırakırsın da makam odası da öyle olur. O zaman belki hani gerek yoktu ama başkan da bak iyi yönetmiş şey kendisi de birazcık şatafatı seviyormuş dersin. Ya böyle şey olur mu? 1.5 milyar borç bırakıyorsun ve 50 tane makam odasını harcanacak parayla bir tane makam odası yapıyorsun. İşte o şımarıklık denen, kibir denen ve AKP'yi bir anda baş aşağı indiren şey bu. Millet bunları görüyor. Bir daha söyleyeceğim. 10 bin lira maaş veriyorsun emekliye. 10 bin liraya Manisa'da kirada ev oturmak zor. Eğer ev kirasına verirsen aç kalacak. Karnını doyurmaya kalksa sokakta kalacak emekli. Ve onun oyuyla oturan Yunus Emre Belediye Başkanı böyle bir makam odasında oturacak. Oturtmazlar. Oturtmadılar işte. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Manisa'yı kazandık. %60 oyla kazandık. Neredeyse Türkiye rekorunu Manisa kırıyordu. Kırar tabii. Böyle adamları belediye başkanı yaparsan millet günü geldiğinde böyle bir tokata atar sana. Birincisi bu. İkincisi rakamlarda örneğin Denizli Büyükşehir. Yani biri 11 biri 15 dedi. Ya 11 milyar ya 15 milyar Denizli. Milyar ya milyar. 110 milyon değil. 1.1 milyar da değil. 11 milyar borç bırakıp gitmiş adam. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnanılmaz. Cumhurbaşkanı ile konuşacağım bunları. Bir, AK Parti'den... Görüşmede benim... söyleyeceksiniz. Ya söyleyeceğim. Bir kere toplam borcu da çıkaracağım. Böyle bir borç devraldık sizin belediyelerden diyeceğim. İkincisi diyeceğim ki, bakın CHP'li belediyelerin borcu bu. Bizim belediyelerde böyle borç yok. Bizim başkanlar son derece ta tasarruflu, son derece titiz, son derece objektif ve açık. Bakın diyeceğim. AK Parti belediyeciliği, gerçek belediyecilik diyordunuz. Rakam bu. Ve şimdi biz hizmet edeceğiz. Şimdi topladığınız rakam ne? Valla erken bir şey söylemeyeyim. Söyledim çalışıyor arkadaşlar. Ama tahmin ediyorum 50 milyarın üzerinde 100 milyara yakın bir borçun çıkacağından eminim belki aşabilir göreceğiz. Şimdi böyle acayip bir durumla karşı karşıyayız. E bu borçların dönmesi lazım. Bu hizmetin verilmesi lazım. O konuda Sayın Cumhurbaşkanı ile oturacağız, görüşeceğiz, müzakere edeceğiz. Nasıl olacağını düşüneceğiz. Belediyelerimizin nasıl olacak? Sayın Cumhurbaşkanının önünde söyleyeyim nasıl olacağını. Cumhurbaşkanının önünde atması beklenen imzalar var. Yurt dışından inanılmaz krediler bulmuşuz. Metro için bulmuşuz, ulaştırma altyapısı için, çevre projeler için bir imzaya bakar, o konuyu konuşacağız. Uzun süredir bekletiliyor. E şimdi millet artık dedi ki CHP hizmet etsin. Beklendi, beklendi. Hakeme gittik. Hakem dedi ki CHP devam. O zaman o imzaların atılması lazım. Tek güvencem şu. Adil, temiz, şeffaf yönetim. Biz belediye, Mansur Yavaş çok güzel söyler. Ekrem İmamoğlu, bütün büyük şehirlerde kazanan ve devam eden başkanlar konuştu buraya geldi kürsüye. Mazeret üretmeyeceğiz arkadaşlar dediler. Zorluğumuz çok ama çaresi de var. Çaresine tasarruf ve şeffaflık. Şöyle bir gerçek var. Bizim Akisar Belediye Başkanı Besim Dütlulu, benim meslektaşım. Göreve geldiğinde çok borçlu bir belediye devralmıştı diğer Manisa'daki dört belediye başkanım gibi. ilk iş şunu yaptı. Araçlar var dünya kadar. O araçlarla çöp toplanıyor, belediye hizmetleri görülüyor. Araçlar ihaleyle kiralanmış. Mersin'de AK Partili bir iş adamından. inanılmaz. O ihaleyi yenilemedi, fes O ilalenin tutumuyla bütün araçları satın aldı. İki yılda da parası kaldı. Üç yılda bedavaya geldi. Aykut Erdoğdu çok titiz bir çalışma yaptı. Ekrem İmamoğlu Belediyesi ile önceki dönem AK Parti Belediyesi. İmamoğlu yarı kadar kaynak kullanıp iki kat iş yapmış. Dört kat fark var. Arada ne var? AK Parti Belediyeciliği şudur. Bir tane yandaş müteahhit bulunur. ihale ona verilir. CHP Belediyeciliği şudur. İş tanımlanır. Yapılabiliyorsa belediyenin kaynaklarıyla yapılır. Alınabiliyorsa araç alınır istihdam yaratılır. Siz bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığınızda tabii ki kabul etmeyecek. Abi. Kendi yapılır. Ya bunları anlatmam. Bunlar milletimizin gördüğü bildiği şeyler. CHP belediyeciliğinde iş yapılabiliyorsa yapılır. Örneğin benim şimdi Turgutlu Belediye'mde açılış yaptık. Dört tane önemli yer yaptı. Onlar da mesela hep inanılmaz ucuz fiyata yapmış. Eğer ihale gerekiyorsa ihale öyle yandaşa verilmez. Nereye verilir? İnternete verilir, yayına. Milletimiz görür. Mansur Yavaş da yapsa öyle yapıyor. Bütün hepsi öyle yapacak arkadaşların. Hepsi öyle yapıyorlar. Ekrem Bey de yapıyor. İhaleyi canlı yayına verirsin. isteyen gelir girer. En düşük fiyatı veren alır. En ucuza yapılır. Yapabiliyorsak kendimiz yaparız. Yapamıyorsak en ucuz yapanı yaptırırız. Yandaşa gizli kapaklı kapılar arkasında pazarlıkla normalin dört katına iş yaptırmayız. Peki biz. efendim şimdi milyonlar savruldu. <laughs> milyarlar diyorsunuz hatta. Buna nasıl dönecek? Bir meclis Dönem. adımı, e, gazetelerin de manşetinde Mahmut Tanal hani Hı. burada devreye girdi. Bu süreci bize bir anlatır mısınız? Nasıl dönecek? Şimdi şöyle. Bizim mecliste atılacak adımlar var. Yürütmenin atması gereken adımlar var. Milletvekili e, başkanlarımızın yapması gereken işler var. Meclis yapar mı? Çoğunluk bizde değil. Yapmayabilir. Sayın Cumhurbaşkanı yapar mı? Anlatacağız. Yaparsa yapar, yapmazsa yapmayabilir. Ama bu salonun mazereti yok. Bu salondaki arkadaşlar şimdi hepsi görevlerinin başına gittiler. Temiz, şeffaf, adil bir şekilde, tasarruflu bir şekilde yönetecekler. O borçlar bir şekilde dönecek. Biz de kendilerine yurt dışı kaynak bulma, yurt içi kaynak bulma noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu enkazı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Zaten bizim elimizde olan belediyelerde sorun yok. Yeni alanların borçlarını bir şekilde halledeceğiz. Meclisteki adımlar önemli ama onu milletimizin takdirine bırakıyorum. Efendim bu olmazsa olmaz, o olmazsa daha zor olur. Ama olursa daha kolay olur. Ama ne olursa olsun mazeret üretmeyiz iş üretiriz. Bu salonu seslendiniz. E, uyarılar da var. Zafer kazandık, sorumluluk aldık. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Belediye başkanlarına yine israftan, şahtafaktan uzak durulması e, çağrısı yaptınız. Kibir uyarısı yaptınız. Eş, dost, akraba işlerine girmeyin de dediniz. Tabii. Önemli uyarılar. Da. Tabii tabii. Yani şöyle kapalı toplantıda yaptık ama tabii Ankara'da çok maharetli sizin gibi ...gazeteciler var sizde Ankara'dan yetişme... ...bir gazeteci olarak. Ee, onlar perde arkası almışlar. Çoğu doğru yani... ...perde arkası olarak okuduğum haberleri... Çoğu doğruysa tamamını o zaman sizden... E, ya, yoo, ...alabildiklerini almışlar. Ee, şöyle söyleyeyim... ...zaten bu ifadeler konusunda... ...salonda bir mütabakat var. En çok alkışı bu ifadelerimiz aldı. Dedik ki... ...biz AK Parti'nin geldiği nokta belli. Erdemliler Hareketi diye yola çıktılar. Millet onlara bir kredi verdi. Geldikleri noktada kibirden, şatafattan, israftan dolayı cezalandırıldılar. Siz halkçı belediyecilik diye yola çıktınız. İşimiz gücümüz Aydın diye, işimiz gücümüz ı, işimiz gücümüz Eskişehir diye, işimiz gücümüz e, efendim Uşak, Afyon, Manisa diye yola çıktınız. Denizli, Balıkesir diye yola çıktınız. Millet de görevi verdi. İşiniz gücünüz hizmet olsun. Asla ve asla milletin bu yokluğunda bu yoksulluğunda onları rahatsız edecek harcamalar yapmayın dedik. Zaten buna ikincisi herkesin çocuğu işsiz. Belediyeyi biz aldık diye CHP'lerin çocukları işe girmeye başlarsa millet der ki bunlar kendilerini almış bu belediyeyi bana almamış. O yüzden liyakata önem verin. Mülakat yapın. Şeffaf ve adil olun. İşe giren hakkıyla girsin. Giremeyen girenin niye girdiğini bilsin ve kamuoyunda CHP geldi kendisi için belediyeleri aldı demesin. Bu kadar işsizlik varken yapmayın. Hele hele eş, dost, akrabayı sakın dedim belediyelere doldurmayın. Eğer bunları yaparsanız o sarı kart AK Parti için AK Parti'ye özgü değil veya bu demokrasi tokatını AK Parti'ye vurmak için değil. Bu tokat şatafata, kibre, israfa vurulmuş tokattır. Sen yaparsan sana da vururlar dedim. Doğrusu bu. Bu ben belediye başkanlarımız zaten çok önemli bir süreci yaşadık. Siz hiç şeyi gördünüz mü İlker Bey? Beş yıl boyunca çalıştık. Çok istisnalar hariç CHP'li belediyelerde israf, kibir CHP'li belediye başkanlarında veya işte yolsuzluk bilmem ne olmaz. Bizim arkadaşlarımız gerçekten işlerini çok iyi yapıyorlar. Sayıştay her gün belediyelerimizde. Bütün AK Parti basını tepemizde. Efendim, çok araba, özür dilerim. Araba kiralayıp bozup Otobüs bozuldu diye sahtekarlık yapacak kadar kötüler ama görüyorsunuz bu kadar yoğun bir e, karşı medya ilgisine bu kadar çok denetime rağmen... Geçen dönem arkadaşlarım bizi mahcup edecek bir şey yapmadılar. Efendim burada bir ekleme yapabilir miyim müsaadenizle Sayıştay Tabii. dediğiniz için. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Alinur Aktaş hakkında 2021 Sayıştay raporlarında yazan harcamalarla ilgili bir suç duyurusunda bulunuldu. Başsavcılık suç duyurusunda duyurusunu Sayıştay yapmalı diyerek soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. Şimdi onu da takip etmişsinizdir. Evet, bir taraftan evet. bu paraların gelmesi isteniyor, bekleniyor. Diğer tarafta Sayıştay'ın raporları var, bir takım iddialar var. Onu da hatırlatayım. Tabii yani buradaki rezalet şu. Ali Nur Aktaş zaten Bursa onu siyaseten cezalandırdı bu yaptıkları yüzünden. Ama yaptıklarının bir de adli boyutu var. Suçlu çünkü. Bunun için daha doğrusu suçlu mu suçsuz mu mahkeme karar vermeli. Devletin Sayıştay memuru gitmiş, denetim yapmış, eksiklikleri, hataları yazmış. Ama suç duyurusunda bulunmamış Sayıştay. Aslında savcı diyor ki, Sayıştay yapması lazımdı bunu diyor. Yani burada suç yok demiyor. Sayıştay belediye AK Partili diye suç duyurusunda bulunma yerine örtbas etmiş. Yaşar Hanım bir kere bunu görelim. O Sayıştay kimden korkuyor? Onu da milletimiz biliyor. İki, kimden korkuyor? Kimden korkuyor olabilir? Şey töreninde ee, bağımsız yargının bütün mensupları Sayıştay Başkanı, Danıştay Başkanı falan hepsi birden toplanıp da benim huzuruma mı geliyorlar? Kimin huzuruna gidiyorlarsa ondan korkuyorlar. Düğmesiz olan cübbelerini böyle iliklemeye çalışınca kime yapıyorlar o hareketi ona kimlen çay toplamaya gidiyorsa Sayıştay'ın, Danıştay'ın başkanı ondan çekinip de yapıyordur. Çünkü onun partisinden belediye başkanı bunlar. İkinci husus kardeşim bir suç var. Sayıştay raporuna yazmış getirmişler senin önüne koymuşlar sen de bu milletin savcısısın hala daha diyor ki Sayıştay söylerse bakarım e, bu da olmaz kardeşim o da korkuyor kimden korkuyor o da aynı kişiden korkuyor Cumhurbaşkanı'nın bir seslenişi vardı o da haber oldu Sayıştay'a yani görmeyin evet evet tabi. evet yani neden korkuyor Sayıştay eskiden siyasiler Sayıştay'dan korkardı tir tir titrerdi neden Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapıyor raporu tutar. Hatayı buldu mu gözünün yaşına bakmaz. Türkiye Cumhuriyeti bugünlere geldiyse Sayıştay'ın geleneğine uygun şekilde işe alınmış, yetiştirilmiş, terfi ettirilmiş, doğru görevlere getirilmiş kadroları, liyakatli kadroları sayesinde geldi. Şimdi 20 yılın sonunda Sayıştay'a işimize engel olmayın, her hatayı görmeyin, rapor yazmayın. Meclise eskiden böyle raporlar geliyor. Şimdi özet rapor geliyor. Bu kadar. Detayları yok. Neden? Muhalefet milletvekilleri kullanamasın diye. Kim yaptı bunu? Hepsini birden her şeyi ben bilirim diyen Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Sayıştay'ı eskiden başbakanlar Sayıştay'dan korkardı. Şimdi Sayıştay yürütmenin başından korkuyor. Şimdi e, efendim bayağı da mesaj var. Şu anda dikkatle takip eden izleyicilerimiz var. Sizin verdiğiniz mesajları gençlerle ilgili kısmı da konuşacağız. Yalnız mesela e, Adalet Bakanlığı'nda mülakat mağdurları var. Kendilerini hatırlatıyorlar. Bununla ilgili ne yapacak acaba? Cumhuriyet e, Halk Partisi. Birincisi mülakat mağduriyeti Adalet Bakanlığı'na mahsus değil. Onu da gündemimizde tutuyoruz, tutmaya devam edeceğiz. Atanamayan öğretmenler var. Sanki suç kendilerindeymiş gibi atanamayan diyorlar atanmayan öğretmenler, Tayyip Bey'in atamadığı öğretmenler var. Geldiğinde 80 bin kişiydiler, şimdi 1 milyon kişi. Geldiğinde Ecevit'e madem görevlendirmeyeceksin niye okuttun bu çocukları diyordu. Şimdi 1 milyon kişi için biz ona soruyoruz. Bir miktar atama yapacağını söyledi. Önce Atanan, bakın, atanmayan öğretmenlerle ilgili bir kere öğretmenlere mülakat yapmayacağız, daha doğrusu mülakatı kaldıracağız diye geçen seçimlerde söz verdiler. Mülakat kalkmadı. Milli Eğitim Bakanı aksine mülakat gibi mülakat yapacağız deyip mülakatın devam edeceğini söyledi. Gençler 80 bin atama bekliyorlar mülakatsız ama bunlar bir miktar yapacağız. Önce yapmayacağız dediler. Tepkiler yükselince bir miktar yapacağız dediler. Bir kez mülakatın kaldırılması için gençlerle birlikte mücadele edeceğiz. Gerekirse mülakata hayır mitinginde gençlerle buluşabiliriz. Emekliler mitinginden sonra, sonra mülakatı hayır mitingi. Mülakatı kaldır mitingi olabilir, hayır mitingi olabilir. Tabii ben bunları Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemizden sonra netleştiririz. Yani mülakatın kaldırılmasına yönelik bir adım atılacaksa mitinge gerek yok. Ama gençlerin sesini duyururuz. Bunun yanında staj mağdurları var, çıraklık mağdurları var. Onların sesini duyuracağız. Duyurmaya devam edeceğiz. Kademeli, Kademeli emeklilik size. bekleyen bir gün geç sigortalı oldu diye... Yani 1999'un Eylül'ünde 8 Eylül günü olanlar emekli oldu. 10 Eylül günü ve daha sonrasında olanlar 16 yıl daha çalışacak. Değil bu değil Siz gölge kabineniz. Gölge kabinenin ekonomi kurmayları kademeli emeklilik meselesini ya da bu işe alımlar meselesini çözebilir mi? Ya şöyle, bak iktidara gelse çözebilir. Şimdi çözüm yollarını gösterebilir. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz gölge kabine bugün de toplantısı var. Gölge kabinemizin toplantısı, e, gölge kabinemizin gündemi yerel seçim gündeminden bask, baskılandı ve geriye düştü malum. Bundan sonra gölge kabine, gölge bakanların yoğun çalışmalarını göreceksiniz. İlk teleferikle ilgili yaşanan o hepimizi üzen kazada e, yine gölge kabinedeki 3 bakanımız gittiler orada görev yaptılar ve çok önemli görev yaptılar. Şimdi ekonomi kurmaylarımızın bu önümüzdeki 15-20 gün bir ay içinde Türkiye'de gündemleştireceği konular ve bütün Türkiye'ye yayacakları çok önemli çalışmalar olacak. Hepsini ayrı ayrı takip edeceğiz. Ama... Promosyon onlardan birisi mi? Sizin altında imzanız var. Promosyon. Tabii ya şimdi... Özel sektörde. Ne, olacak? Yani vermiyor patronlarda. Şöyle bir yanlış var orada. Bakın burada bir de ben neden yaptı, yapmadıklarını anlayabilmiş değilim. Bir kanun çıkaracaksınız. Özel sektörün promosyonunu güvence altına alacaksınız. Banka parayı vermeye hazır mı hazır? Maaş ödeniyor mu ödeniyor? Promosyon hakkı verirsek patron ödemiyor. Şimdi kanun olmadığı için patron bankaya gidiyor diyor ki maaşı ben yatırıyorum parayı bana vereceksin diyor. Banka o parayı veriyor. Kanunu çıkaracağız diyeceğiz ki özel sektörde çalışanlar hangi bankadan maaş alacaklarına kararı verirler. Bankaya promosyon anlaşması yaparlar. Bunu yapmamanın kime faydası var? kötü niyetli patrona faydası var. Onun dışında AK Parti'ye ne faydası var bunun? Şu kadar insan promosyon olsa, kanunu çıkarsan, bir rahat nefes alsa, hiç olmazsa ne bileyim promosyonla 15 bin lira alacaksa, bir aylık kirasını çıkarsa fena mı kardeşim nefes alsa? Ama yapmıyorlar, uğraşacağız. Asgari ücretlerinin ara zamını da hatırlatayım. Yok olmayacak denildi. Hatta Merkez Bankası'ndan 818.2 milyar lira kur korumalı mevduat sistemi sebebiyle zarar etmiş Merkez bankasına tavsiye kararı gitti. Temmuz ayında sakına işte böyle bir düzenleme yapmayın diye. Ne dersiniz? Üstü örtülü bir IMF programı var mı memlekette. Evet, üstü örtülü bir IMF pro programı var. IMF ile el sıkışıyorlar, poz veriyorlar, anlaşma yapıyorlar. Ama Tayyip Erdoğan'ın IMF'yi Türkiye'den biz gönderdiği büyük bir e, propaganda malzemesi olarak kullandığı için itiraf etmiyorlar. IMF'nin geldiğinde stand by anlaşması yapıldığında neler isteyecekse ona benzer kemer sıkma politikalarını iktidar şimdi uyguluyor ama şu kadarını söyleyeceğim. Elbette güçlükler olur. Elbette bu güçlüklerin altından milletimizle birlikte kalkmamız gereken süreçler olur. Ama şu olmaz kardeşim bak. 818 milyar sırf Merkez Bankası. Hazineden ödenenle birlikte 1.4 e, katrilyon lira. Yani söylemesi zor. Evet. E, parayı, parayı. Sen bir avuç zengine kur korumalı mevduat diye vereceksin. Bu paranın, o paranın neredeyse üçte biri bütün emeklilerin maaşını 17 bin liraya yapmayı yetiyor. Bunu yapmayacaksın. Şimdi bu olmaz. Nurettin Nebati'ye soruldu bu hani ne olacak diye. Görevdekilere sorun dedi. Devam et. Ben size şu kadarını soruyorum. Orada da bir sorun bakın, hali yok. Bakın siz bu paraları mesela asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerekiyor şimdi. Yani ocaktan sonra üç ayda bir yapmak gerekiyor. Niye? Sürekli fiyatlar artıyor ve fahiş fiyatlar. Enflasyon, asgari ücrete yılda dört kez yapılmalı diyorsunuz. Dört kez yapılmalı asgari ücrete zam. Bunlar iki yapacağız diyorlardı. Şimdi onu da yapmayacağız diyorlar. Temmuz'u da yapmayacağız. Oysa ki dört kez yapılmalı. Nasıl bir baskı kuracaksınız o A zaman? Ya işçi sendikaları, hak iş, Bakın hak iş ediyorum. Disk zaten sokağa çıkar. Hak iş, Türk iş buna karşı sesini yükseltmeyecekse nasıl aldıkları işçinin maaşından kesilip kendisine ödenen maaşları almaya Nasıl cesaret edecekler? Böyle bir şey olmaz. Sendikacılar da sendikacılık yapacak. Onları da sendikacılık yapmaya davet edeceğiz. Hep birlikte... Emekliler mitingi, mülakat mitingi, belki asgari ücret mitingi... Hiç şüphe yok. Mü? Elbette mümkün. Bakın bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi mecliste olması gerektiği zaman mecliste... ...sokakta olması gerektiği zaman sokakta olacak ve toplumsal mitingler yapacağız. Sesimizi duyuracağız. Bu mitinglerin bütünüyle de şunu geri alacağız... Anayasal bir hak var. Toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı. Bunu milletin elinden aldılar anayasal hakkını. Bu hakkı geriye alacağız. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Bu kadar düşük emekli maaşına, bu kadar düşük asgari ücrete, zam yapılmayan asgari ücrete, atama yapılmamasına, mülakat ne demek? Adam kayırmak demek. Mülakat ne demek? Reis deyince aklına ne geliyor diye soruyor beyefendi mülakatta. Reis deyince Tayyip Erdoğan aklına geliyorsa artıyı alıyorsun. Temel reis ıspanak aklına geliyorsa eğleniyorsun. Bu demek mülakat. O yüzden çok net söylüyorum. Hakkını aramak isteyen herkese önce cesaret vereceğiz. Sonra onlarla birlikte mücadele vereceğiz. Evet, son bir e, mesaj olsun. Gençlere olsun. İpek'i, İpek'in arkadaşlarını yani gençleri anlayabiliyor musunuz? O gün 31 Mart gecesinde çok çarpıcı bir konuşmaydı. Altında çizilmesi gerekiyor. Belki de gençler bize bir fırsat verdi. Valizlerini kapının kenarına koydu. Bakalım sizi takip edeceğiz diye bir mesaj da verdi dediniz. Böyle yorumladınız. Son mesajınız. Son bir dakikada gençler olsun. Şunu söyleyeyim. Bir ülkenin beka sorunu dünyanın büyük ülkelerinin burada hesap yapması, hayal kurması değildir. Onları savuştururuz. Onlar cevabını 1923'te de aldılar, 1922-23 arası aldılar, yine alırlar. Ama bir ülkenin beka sorunu her dört gençten üçünün o dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır. Gençler valizleri zihninde toplamış. Biz gençlere dedik ki durun gitmeyin. Çünkü giderseniz burası çok kötü bir ülke olarak kalacak ve kurtaramayacağız. Çünkü Atatürk Cumhuriyeti genel başkanlara emanet etmedi. Genel kurmay başkanlarına da emanet etmedi. Gençlere emanet etti. Kalırlarsa birlikte bu ülkeyi kurtarabiliriz. Ve onlar için dünyanın en güzel ülkesini hayal kurulacak bir ülke haline getiririz. Sonra vizesiz dolaşımla CHP iktidarda olduğunda zaten bütün dünyaya vizesiz gidecekler. Avrupa Birliği üyesi olacaklar. Bütün Avrupa vatandaşı olacaklar. Artık gitmeye gerek kalmayacak. Daha doğrusu pasaporta gerek kalmayacak. Kimlik kartıyla buradan Avrupa'nın bütün ülkelerine gidecekler. Dünyanın bütün ülkelerine vizesiz gidecekler. İstediklerinde giderler ama bu güzel vatana gelir dönerler. Annelerin babaların üzülmesine gerek yok. Bundan sonra gençlerle sandıkta şöyle bir ilişki kurduk. 100 gençten 80'i muhalefete oy verdi. O %80'in %70'i de CHP ye. 100 gençten 56'sı CHP'ye oy verdi. Müthiş bir bağ kurduk onlarla. Bu bağı sürdürürsek bize güvenirlerse hep beraber bu ülkeyi kurtaracağız. Onlar da Atatürk'ün vasiyetini tutmuş, Türkiye'yi dünyanın en zengin ülkelerinden biri yapacaklar, çok mutlu yaşayacaklar. Efendim çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun. Ederim. Geldiniz Çalar Saat'te konuğumuz olduğunuz NAV ekranlarında sizler de izlediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Çalar Saat'te konuğumuzdu. Şimdi hızlı bir mola.